Gel kumandan. Katır bir yakın sen. Eyvallah. Kumandan. Teşekkür. Hadi. Hadi ben seni kuş ettim. İşte şu anda köyün boşaltılmış kesimindeyiz ve karşılıklı ateş açılıyor gördüğünüz gibi. Karşıda şu an Mesut'un adamları var. Arkamızda da Talebanlar. Biz aslında biraz ortada kaldık şu anda. Kimin nereden ateş ettiği açıkça belli olmuyor ancak seslerden takip edebildiğimiz kadar Talebanların yanına ulaşmaya çalışıyoruz. Aslında bundan birkaç dakika öncesine kadar sadece uzun menzilli füzelerle birbirine ateş ediliyordu. Fakat çatışma bölgesine yaklaştıkça şimdi hafif silahların sesi de sık sık duyulmaya başlandı. Şu anda işte bu gördüğünüz insanlar da oturdukları evleri terk ediyorlar. Zira savaşın tam ortasında kalmış durumdalar ve daha güvenli olan köyün öbür tarafına doğru ilerliyorlar. Hadi Bramanı! Selamünaleyküm. Fire here. Where are they firing? Here. Where? Fire at Sarıçeray. 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 Aziz Boruaz Ujad Bala. Taliban. Taliban. Do they fight here? Mujahideen fighting here? Fighting. Who are fighting? Fighting? Bale. Come. There's Mujahideen. Ujja Taliban. Taliban? Taliban. Taliban. Ujja. Ujja. Nafaray Mahsul. Mujahideen. Ujja Taliban. Taliban. Ujja. Taliban. They fired to Taliban? No. Also Mujahideen. Taliban fired. Taliban also fired. Mujahid? No. Mujahideen. Sujabola. No, this. Sujabola. Taliban shooting. The Mujahid, are they shooting here? Nerede bu? Burada. Ya sen burada mı? Nerede patlıyor? Ujja Taliban. Taliban. Ujja Taliban. Taliban. Selamünaleyküm. Selam. Yes. This is for war. War sal. War and peace, ha? Rajangas. Peş bir hatar alara. Hatar. Fine. Ha? Kovasimiga. Şey. İcade heye. Oo. Saat 8'de. Benim saatim 8 saat. Oo. Teşekkür. Melena. Silahını görsün. Teşekkür. Valla. Hatarımıza. Bir daha kaynak ha. Çabuk.
böyle çatışmanın ortasındayken çok tuhaf bir ruh hali oluyor insanda. Ben hayatımda hiç katyuşa görmemişim. Daha önce böylesine ağır silahlara bu kadar yaklaşmamışım. O dönem askere bile gitmemişim. Ve bir anda büyük bir çatışmanın ortasında kalıyorum. Oradan füze geliyor, buradan füze gidiyor. Arabayı bırakmışız, dönüyoruz. Bıraktığımız yerde değil. Başımıza ne geleceği belli değil. Bomba düşer mi düşmez mi belli değil. Ama tuhaf bir dokunulmazlık hissi de var. Sanki biz gazeteci olduğumuz için, sanki biz o coğrafyaya ait olmadığımız için bütün o bombalardan koruyacak bir zırha sahip gibiyiz. Ya da en azından ben öyle hissediyorum. Biraz tecrübesizlik, biraz heyecan, biraz olayın heyecanı. Sanki bir filmin içinde gibiyiz. Hani normal şartlarda Beyaz Siper'de de seyrettiğiniz bir filmin kahramanlarına dönüşmüş olmanın getirdiği tuhaf bir his, bir heyecan var içimde. Ve de o sokaklarda yürüyorum. Yanımda da Sedat Aral var gördüğünüz gibi. Biraz da birbirimiz iki gazeteci, iki Türk gazeteci Afganistan coğrafyasında böyle bir normalde çok iyi arkadaş olmasak da daha önceden tanışıklığımız vardı ama başka savaş yerlerinden. Yine de tuhaf bir his. Atilla bir yandan çekiyor, bir yandan yani bu izlediğiniz seslerin çok küçük bir kısmını ekrana yansıtabiliyoruz. Çünkü o sırada dizlerimiz titriyor ikimizin de. Birbirimizi de kolluyoruz ama ne olacağını da bilemiyoruz. Ve gerçekten insan çok kendini tuhaf hissediyor bir savaşın ortasında kaldığında. Ben aslında Sudan'a gidecektim. Sudan'da bir iç savaş çıkmıştı. Son anda bavulumu yaptım ve de son anda Mehmet Ali Brandt'la konuştuk. Sen Kabil'e git dedi. Peki dedim Kabil'e gideyim. Tam da yeni girmiş Taliban. 1996 yılında birkaç gün olmuş Kabil'e gireli. Ve Sudan'da hava sıcaklığı farklıydı, Kabil'de farklıydı. O yüzden yani bavula ne koyduğumu bile bilmiyorum. Bir şekilde kendimi ciddi uçağında buldum. Cebimizde 2000 dolar vardı. Kameraman Atilla Alicikoğlu ile beraber Riyad'a gittik. Riyad'dan Pakistan'a geçtik. İslamabad'a uçtuk. Ve de ben aşağı inince de bir Türkiye Büyükelçiliğine gittim. Orada Afganistan'dan gelen birkaç gazeteciyle, Türk gazeteciyle tanıştım. Biraz ortamı sordum. Nasıl gideceğimizi, nasıl yapacağımızı tam olarak bilmiyorum. Bir Peşaver diye bir yer var. Oraya gitmemiz gerek falan. Bunlar konuşuluyor. O sırada bana bir tane kağıt uzattı. Dedi ki ya gittiğinizde dedi Taliban dedi bir tane çalışma izni almanız lazım dedi. Baktım kağıtta peştunca bir şeyler yazıyor. Ne bu dedim, ne yazıyor? İşte bu gazeteci çalışma hakkına sahiptir yazıyor dedi. Peki dedim adı yazıyor mu gazeteci? Yazmıyor dedi. Dedim bana verir misin dedim. Veririm dedi. Aldım ben ondan kağıdı. Sonra da işte öğrendim İslamabad'dan yaklaşık 7 saat aşağı gideceğiz. Peşaver'e gideceğiz arabayla. Arabayla da 10 saat kadar Kabil'e gideceğiz. Tabii sınır açılırsa girebilirsek duyduğum kadarıyla pek çok gazeteci de Türk ve yabancı gazeteci de Peşaver'de sınırın açılmasını bekliyorlardı. O dönem kapalıydı. Çok yorgunuz zaten. Atilla ile İslamabad'da bir otel buldum. Aynı odada hatta kalıyoruz. Bir tane taksici buldum. Dedim ki yarın bizi Peşaver'e götürür müsün? Götürürsün. Ne kadara götürürsün? Şu kadara götürürüm. Tamam dedi. Ve de biz erkenden yattık. 5'te kalkacağız, bineceğiz, gideceğiz. Uzun bir gün bizi bekliyor. Böyle 6-7 gibi, 7-8 gibi daha hava bile kararmamış. Yattık ama beni uyku tutmuyor.
Aklıma bir şey geldi. Bir gazeteci demişti ki, ya demişti, ben demişti Kabil'e İslamabad'dan uçakla gittim. Allah Allah, ne uçağı işte ya, Birleşmiş Milletler'in uçağı vardı, onunla gittim demişti. Ben, var mıdır yok mudur, benim içimi böyle bir huzursuzluk aldı. Kalktım ben, Atilla uyuyor orada. İndim aşağıya, o dönem cep telefonu yok. Orada otelin bir kutusuna girdim, telefon kutusuna, aramaya başladım. İşte Birleşmiş Milletler Merkezi, Birleşmiş Milletler'in bilmem ne merkezi, İslamabad Merkezi. İslamabad'da bir havalimanı var, o havalimanında bir pilot var, o pilotun ev numarası falan. Ben de en sonunda adamı buldum. Gerçekten de ertesi gün İslamabad'dan Kabil'e Birleşmiş Milletler'in bir tane uçağı gidiyor. Özel görüşmeci, Special Peace Mission. Ve de uçakta yer var. Hatta işte $200, $300 verirsek bizi de alacaklar. Düşünsenize, normalde bir gün, iki gün, hatta belirsiz bir yolculuğu biz bir saatte İslamabad'dan çıkacağız, Kabil'e ineceğiz. Dedim şahane, çok güzel, biz yarın sabah geliyoruz. Dedi ki vizeniz var mı? Dedim ne vizesi? İşte Afganistan vizeniz var mı dedi. Dedim yok. Aa dedi, olmazsa olmaz dedi. Ben alırım dedim. Telefonu kapattık pilotla. Gittim Atilla'yı uyandırdım. Atilla kalk dedim. Atilla şaşkın, ne oldu, sabah mı oldu? Yok dedim, şeye gidiyoruz, Afganistan Büyükelçiliği'yle. İslamabad'daki. Neden dedi? Çünkü vize alacağız dedim. Bana delirmiş gibi bakıyor. Nasıl gideceğiz de vize alacağız, bu saatte açık mıdır değil midir? Neyse biz gittik oraya. Kapı duvar tabii ki. Çaldık. Merhaba, selamun aleyküm. Biz Türkiye'den geldik. Müslüman gazeteci. Özellikle bu coğrafyalarda Müslüman olmanız pek çok kapıyı açabiliyor ama her kapıyı değil. Nitekim girdik içeriye. Adamlar dediler ki ya böyle bir şey yok çünkü bizde mühür yok. Yani biz burada bekçiyiz işte, bilmem neyiz. Mühür nerede? Mühür işte bilmem neresinin evinde. Gelir bu saatte, gelmez. Tabii onun üzerine ben bir $100 daha çıkarttım. O mühür birkaç saat sonra geldi. Ve biz ikimiz de pasaportlarımızı aldık, vizemizi. Gittik otele, birkaç saat uyuduk. Taksici geldi. Dedim ki bizi havalimanına götür. Peki havalimanına gittik. Havalimanında kapı duvar. Diyorum ki ya burada uçak var, kalkacak. Diyor ki yok, burada uçak var da kalkmayacak. Ya kardeşim diyorum, pilotla konuştum dün akşam. Hayır diyor, kalkmayacak kardeşim diyor. Bizi kovdular. Biz bir süre bekledik. Ne yapalım, ne edelim? Bari dedim Peşaver'e doğru yol çıkalım. Bindik arabaya, gittik yarım saat. Bir benzincide durduk. Adam dedi ki ben benzin alacağım. Bir dakika, ben de bir telefon edeyim dedim. Gittim oradan bir telefon ettim. Pilotun telefonunu bulmuştum. Pilot dedi ki neredesiniz? Sizi bekliyoruz. Dedim geldik, bizi almadılar. Yo dedi, biz buradayız. Tamam biz geliyoruz dedim ve ben geri döndüm. Ve Pakistan'dan Afganistan'a giden Birleşmiş Milletler uçağına bindim. Tabii çok tedirginim. Yani hayatımda hiç böylesine bilinmez bir şeye gitmiyorum. Afganistan'a indik. Kabil'de. Orada böyle birkaç Taliban var, ne yapacağını da bilmiyorlar yani. Bir girişte bir arıyorlar. Açtık böyle. Çok böyle temiz insanlar olduğunu da söyleyemeyeceğim. O dönem çünkü hepsi savaşlı, daha yeni Kabil'e girmişler. Ve de işte tamam dediler, geçin. Bizim normal şartlarda basın bölümüne gitmemiz ve biz geldik dememiz lazım. Çalışma iznimizi almamız lazım. Ama ben hani hem atılgan bir gazeteci olarak diyorum ki elimizde var, boş ver diyorum. Biz işimize bakalım, ondan sonra çıkarız. Sorarlarsa da deriz ki biz Müslüman gazeteciyiz. O zaman çaresine bakarız. Nasıl gözüm karaysa artık. Ya Kabil çok acayip bir şehir. Yani ben bu kadar yıkık bir şehri görmedim. Hayatım boyunca da görmedim. Sonrasında pek çok farklı işgal edilen şehirlere gittim, savaş meydanlarına gittim ama bu kadar fakirliği, yoksulluğu, yoksunluğu görmedim. Zaten gittiğimizde elektrikler yoktu. Bütün şehir karanlık altındaydı. Böyle yerlerde biliyorum ki gazetecilerin genelde biraz da güvenli hissettikleri, beraber kaldıkları oteller oluyor. Tıpkı Beyrut'ta olduğu gibi ya da Irak'ta, Erbil'de olduğu gibi. Ben öyle bir yer aradım. Dediler ki ya burada bir German Club diye bir şey var. İşte Alman kulübü. Gidip orada yatabilirsiniz. Ya da işte otel mecburiyet var dediler. Dedim ki otel mecburiyet nedir? Hani ben mi anlamıyorum? Yani çok mecbur kalırsan kalacağım bir otel dediler. Sahiden gittik böyle Intercontinental Oteli'ne. Taliban yerleşmiş oraya. Zaten camlar yok, su yok, elektrik yok, hiçbir şey yok. Dedik ya burası çok kalınacak bir yer değil. Bir de şu German Club'a gidelim. German Club'a gittik. Full. Bütün batılı gazeteciler oradalar. Sahibi de böyle bir Almancı Afgan. Hani böyle bir şey, Almancası da var. Dedi ki oda var mı? Yok dedi. Dedim ya bizim gidecek yerimiz yok yani. Biz burada kalmak zorundayız. Hani bütün Kabil'de kalacak bir yer yok. Otel yok zaten. Bir tane otel mecburiyet var. Onun dışında da yer yok.
Dedi ki yani üçlü koltuklar var dedi. İsterseniz 20'şer dolardan yatabilirsiniz dedi. Ben nasıl yani dedim. Ama yapacak bir şey yok. Ve biz orada oturma odasındaki iki üçlü koltuğu Atilla ile bana yatak olarak tuttuk. Bütün gazeteciler gün boyu takılıyorlar, yemeklerini yiyorlar. Biz bekliyoruz onlar gitsin diye. Onlar gidiyorlar. Hatta Atilla pijamalar giyiyor ve o üçlü koltuğa yatıyor. Otel mecburiyet, yapacak bir şey yok. Tabii biz orada yani cebimize 2000 dolar koymuşuz. Yarısı gitmişti ben ilk vardığımda. Kendi şartlarımızla gitmişiz. Etrafa bir bakıyorum, BBC'den gelmişler. Çelik zırhlar, korumalı araba, bin zırhlı araba, bilmem ne falan. Biz gayet böyle iki tıfıl gazeteci olarak bir tane de mihmandar bulduk. Kabil sokaklarında dolaşmaya başladık. Şey ağa bak, it fena. Başkanlık Sarayı, Necibullah'ın Başkanlık Sarayı'ndan çıkıyorsunuz, 50 metre, 100 metre yürüyorsunuz, Necibullah'ın asıldığı yere geliyorsunuz. İpi hala yerinde duruyor. Burası Kabil. Kabil oldukça zor ve kanlı günler yaşadı. Kabilliler bir gece Necibullah'ın askerleriyle yattılar, Taliban'ın askerleriyle kalktılar. Tabii yani büyükelçiliğe gidiyorsunuz, hani Türkiye büyükelçiliğinde kim var? Kimse yok. Kapatmışlar, gitmişler. Zaten yıllardır savaş halinde. Ama çok güzel bir bahçesi vardı. En büyük büyükelçilik Türk büyükelçiliğindeydi. En güzel bahçede. Tabii ne kadar güzel diyebiliriz. İşte burası Kabil Büyükelçiliğimiz. Buraya talebanlar gelmeden, şehre talebanlar gelmeden önce daha girişinde yapılan plan üzerine elçilik boşaltılmaya başlandı. Elçilik boşaltıldıktan, tüm personeli İslamabad'a uçtuktan bir saat sonra ise havaalanında düştü. Şu anda elçilik bomboş. Yalnızca bir kişi var. Herat olayındaki Taliban Herat'ı ele geçirdiğinde bütün kadınlar eve kapandı ve çoğunluğu öğretmendi. Üniversiteye gidiyorsun, bir yandan Taliban var, ortalıkta dolaşıyor, herkesin böyle bir herkes bir yabancı. Yani bir tek biz yabancı değiliz. Biz yeni girmişiz de adamlar yıllardır savaşmışlar. Birkaç yıldır savaşıyorlar Kabil'e girmek için. Ve de girmişler, çok da organize de değiller. Yani bir emir yok, komuta yok. İşte bir yerde birisiyle konuşuyorum. Adam diyor ki sen niye sakallarını uzatmıyorsun? Ne biçim Müslümansın diyor falan. Fırça atıyor. Ya diyorum evet, uzatmak lazım ben de. Hani ilk kez fark ediyorum ki burada bu bazı şeyler ciddi. Bir yandan ama dostane de davranıyorlar. Sokaklarda insanlarla söyleşiler yapıyorum. İşte mesela birisi para bakıyoruz böyle acayip tabii enflasyon patlamış gitmiş, işte 100 dolara bir çuval para alıyorsun. İster Pakistan parası al, Afgan parası al. Onlarla konuşuyorum. İşte burası da Afganistan'ın tahta kalesi. Afganistan'ın tahta kalesine gelip paraların durumuna baktığınızda tüm ülkenin durumunu anlıyorsunuz. Bakın burada hangi paralar var. Mark var örneğin. Altında Hindistan parası var. Onun altında İran parası var. Biraz daha alta geçiyorsunuz. Pakistan parası buluyorsunuz. Ve en sonda da Afgan paraları. Gördüğünüz gibi Afgan paraları pek kullanılmıyor. Türk parası, Türk lira, Turkish lira. Türk lira Afgani. Afgani. Turkish lira. 500. Turkish lira. 500 Afgani. Turk lira. 5000. Do they have Turkish lira? Turkish for me. Turkish. Bir ara üniversiteye gittim. Üniversitede tabii hiç kadın şey yok. Belki de hani 2021 yılında yaşanacakların ilk perdesi, birinci perdesi 1996'da Kabil'de yaşanıyordu. Onu görüntüledim. How is the situation, huh? In Kabil, in Afghanistan? Right now it's good than before. Because before there was a fight, serious fight.
and everyone afraid of robbery, muggery, rocket. Yeah, burglary, rockets. There was a very bad condition. Once it happened, some rockets come to our university. While you're in the school, while you're studying in the classes? Yes, when we were here, rockets launched to our university, and it killed some people. Yes. And right now it's good. What the about Taliban? Are they say anything to the studying? So there come some differences. For example, before we dress with pants, yeah? But right now we have to dress our national dresses, national clothes, and as well as they had told us that we should be in Islamic dress. Yes. And as what about this? What else? So there were girls with us together. We studied together, but they said that girls shouldn't come to university. Do you have any teacher, woman teacher? Yeah, there were some women teachers too, and I think they are dismissed too. You like the Sharia? Yes, of course. Everybody? Because we are Muslim and we like it. And we hope from the government to let the women teachers, and especially girls. But it's out of Sharia, you know? But no, it's not out of Sharia. No, no, no. The most important thing is Sharia to their job. In Sharia. So if they come in Sharia dress, they can come to the university, they can study. It's our Sharia that they are allowed to like study. Let's go to your classes. Is it possible now? Yes. Of course. Let's go. Sonrasında tabii biraz dışarıya da bakalım istiyoruz. Şimdi bir tek boyutlu bir haber yapmayalım istiyoruz. Çatışma bölgesine gittim. Bütün bu işte şeylerin olduğu. Güzel Bahar'dı sanırım adı. Bayağı da bir yoldan gidiyorsunuz. Zaten yol demeye de hani insanın dili varmıyor. Zaten bir köye gidiyorsun. Köyde tek medeniyet belirtisi cam. Yani o camı görmesen pencerede diyeceksin ki ya 500 yıldır herhalde burası aynı şekilde korunmuş ya da bu şekilde kalmış. Tabii mesela ben bakıyorsunuz bir çatışma var. Adamlar işte katyuşaları, bizim gördüğümüz İsrail'de omuzdan katyuşa vardı. Hizbullah kullanırdı. Bunlar birleştirmişler. 32 tanesini arka arkaya böyle tak 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 piyu 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 falan atıyorlar. Bir yandan temizliyorlar. Onlar da bakıyorlar. Yani ben de anonslar çekmeye çalışıyorum ama anonslarda üstüm başım o kadar perişan ki. Bir de o kadar heyecanlıyız ki. Ona bakacak ne benim gücüm var ne Atilla'nın gücü var. Güzel Bahar diye bir kasabaya gittik. Boşaltılmış. Bir yandan füze oradan geliyor, buradan Taliban atıyor, oradan işte Şah Mesut vardı, henüz öldürülmemişti Kabil'de, şeyde Taliban tarafından. Daha laik bir güç. İşte öbür tarafta Salang Tüneli var, Raşit Dostum'un adamları var. Oraya da gittim sonrasında ama insan o kasabada dolaşırken hani savaşın bütün şeyini hissediyorsun. Bir savaş nasıl oluyor? Çünkü normal şartlarda biz savaşa gidiyoruz ama savaş genelde uzakta oluyor. Bu öyle değil, bu savaşın ortasındasın yani. Hani herkes katyuşalarıyla, Kalaşnikovlarıyla etrafınızda duruyor, sarıyorlar. Tabii onlar İngilizce bilmiyor. Biz Peştunca bilmiyoruz. Türkçe onlar anlamıyor. Peştuncayı zaten şey yok. Biraz mihmandar ara sıra da böyle bir şey yapıyor. Tabii Müslüman olmak Taliban için o dönem önemli. Daha Müslüman deyince hangi ülke demiyor. Türkiye ile ayrım var mı yok mu bilinmiyor. Taliban da ilginç bir örgütten. Aslında yani CIA'nin düşündüğü, Pakistan istihbaratının dizayn ettiği ve daha çok Pakistan'daki medreselerde yetişen ve Pakistan istihbaratının aklını kullanan bir örgüt. Zaten yıllar içinde çok daha kendilerini geliştirdiler ama o dönem çoğu da gençlerden. Zaten talebe demek, Taliban dediğiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ve de bu talebelerden oluşan çok genç bir kitle. O dönemde bayağı savaşıyorlar. Yani şimdi Afganistan'a gitmeden anlamak da kolay değil. Çünkü savaş lordları denen bir şey var. Çünkü o kadar uzun savaş olmuş ki Rusya işgalinden sonra. O yüzden artık böyle bir hani aşiretler silahlanmış. Silahlanan aşiretler artık böyle bir başka bir şeye dönüşmüşler orada. Çok zaten etnik yapı farklı. Ve herkes de birbiriyle çatışıyordu o dönem. Şimdiki gibi yani 2021'deki gibi bütün Afganistan'a Taliban tek başına hakim olmamıştı. Daha çok işte bir tarafta Raşit Dostum güçleri. Daha Özbekler, daha şey bir etnik bir çatışma. Öbür tarafta Şah Mesut daha biraz daha görece
hani biraz daha modern bir çatışma. Daha sonra öldürülecekti o da, Taliban El-Kaide şey yapacak. Daha El-Kaide yok ortada. Hani daha var mı yok değil ama radikal bir İslam'ı görüyorsunuz. Yani radikal İslam'ın nasıl bir şehri dümdüz edeceğini de görüyorsunuz o sırada. Zaten konuştuklarım arasında şehirde de insanlar bayağı gergindiler yani o sırada. Non. Yerde bak. Çekil. Selamet. Are you Muslim? Yes, Muslim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Türkiye. Geçer gibi. Geçer gibi. Geçer. Do you want to go by car? Huh? No. We have car. Thank you. What happened? İşte şimdi karşı tarafta şuraya ateş etmeye başlandı. Gördüğünüz gibi şeyler geliyor bir yandan. Hemen şuraya bunun içinde bir tane füze isabet etti. Buradan da karşı ateş görüyorsunuz tabii şu an. Gel. Bir süredir yalnızca Taliban kuvvetleri ağır silahlarla ateş ediyordu. Fakat şimdi Mesut güçleri de ateş etmeye başladı. Gördüğünüz gibi bir bomba da buraya düştü. Bir füze de buraya düştü. Taliban'ın açtığı ateşi görüyorsunuz. Onlar da ateşin açıldığı yere, karşı dağın hemen tepesine, eteklerine doğru ateş açıyorlar. Buradaki çatışma ciddi bir şekilde yoğunlaşıyor. Ciddi bir şekilde ortam gerginleşiyor. Kim? Burada yine bir yer. Şurayı bak. Görüyor musunuz? Görüyor musun? Burası Kabil'in 60 kilometre kuzeyi. Cephe Afganistan'da, Kabil değil işte burası. Bunlar Talibanlar. Karşıya atıyorlar. Karşıda Mesut'un adamları var. Kabil'den kaçan Mesut'un adamları. Buradan görmek mümkün değil. Uzaklarda tepelerde dumanları görüyorsunuz. O kadar.
olmaz mı? Ne geçiyor lan iz film var diye. No 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 no. No 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 film no film. Neyse biz görüşme şeyi yaptık. Acayip bir çatışmayı çektik. İşte füzeler atılıyor, oraya düşüyor, buraya düşüyor. Sonra dedik ya cephenin öbür tarafına gidelim. Bu kadar da cesuruz. Nasıl gideceğiz? İşte Salang geçidi diye bir yer var. En uzun geçitlerden bir tanesi. Rusya'nın zaten en çok kayıp verdiği yermiş orası. Oradan bir giriyorsunuz, kilometrelerce gidiyorsunuz böyle. Çok ilginç bir yapıydı. Şimdi son halini bilmiyorum ama o zaman çok etkilenmiştim. Bir çıkıyorsunuz, karşınıza sanki bambaşka bir ülkeye gelmişsiniz gibi. Tipler farklı, konuşulan dil değişmiş, biraz daha düzenli ordu gibi. Gerinizde bıraktığınız Taliban'la hiçbir alakası yok. Orada da Türk kimliğinizi gösteriyorsunuz. Büyük avantaj. Merhaba, Türkiye'den geldik. O, Türkiye'den geldin, hoş geldin. Tabii batılı gazetecilerle de konuşmak istiyorlardı. Mesela Raşit dostumun askerleriyle biz böyle bir tanışıyoruz ama biraz çekinerek tanışıyoruz herhalde. Bir tane saz yapmışlar, tuhaf böyle mermilikten bir şey. Onu çalıyorlar arada sırada. Göremedim, başa çıkaramadım. Boş yere bana günün giden yaramadım. Sarı koyu sanki kulula kabaramaz. Bavra hırda kola. Babi yala derkının tohi yalola. Bece kanın kacoyu. Tabii bir yandan da oradan komutanlarla da konuşuyorum. Ne olacak, ne bitecek diye. Gerçi o gün yaptığımız konuşmalar bile bugünün aslında nereye gideceğini, nereye evrileceğini çok iyi gösteren şeylerdi. Devleti koruyorsunuz burada? Devleti koruyor, korucu bilir. Koruyorsunuz. Peki kaç asker var burada? Yetiyor mu korumanıza? Asker kop burada. Asker kop var. Çok var. Asker kop değil mi burada? Çok. Sizin Uzbek ne? Kim o Uzbeksiniz demek? Ben Türk'üm. Türk mü? Türk'üm, Türk. Türkiye. Türkiye. Türkiye'den. Türkiye'den. Arap soyu yuhiden. Kabimizden bulan hem ala vatanlarımız. Biz aynı Oğuzlanız biz de. Biz de vatanlar bulasın. Öyle tabi. Tam Said Üstü Ras. İşte burası Afganistan'daki şeytan üçgeninin Özbek köşesi. Özbek askerler burada bu tünelin başında bekliyorlar. En stratejik nokta burasıdır desek herhalde yalan olmaz. Talibanlar geldiler, biraz ileride durmak zorunda kaldılar. Bu tünele giremediler. Var mı bir marş? Nedir Raşit'e dostum marşı? Söyle bir hadi bir söyleyin. Sen bırak çalalmayma, kalım yalalmayma. Sen bacanı dertine, öyleye varalmayma. Kemal Kemal'e geçen dertine gürsün dönme. Sadece kumre kıl, kalın yalay sana. Çak çak kumre kıl. Taliban devrimci.
Are they ready to protect the tunnel for against the Taliban? If they attack here, نیروهای جنبش ملی اسلامی افغانستان همیشه طرفدار جنگ نبوده و همیشه صلح می خواهد. ما ازارات قوی در سایه مسئولیت خود داریم. هرگاه سر ما کسی تعرض بکنه صرف ما برای دفاع خود در اینجا قوتای ما ازارات ما رو به خاطر دارن. He says that we do not want fight. We want peace. If the Taliban troops attack upon us, we'll defeat them. The Tangles. And everything is ready. How much is on that, sir? How much is on that? Everything is ready. ما صرف جنگ نمیخوایم ما از سایه مسئولیت خود دفاع میکنیم. We do not want fight. Just want to defend from our area. دفاع خود میکنیم. How many soldiers are controlling the tunnel now? چقدر سایت نو سرباز تحت کنترل هستن؟ تقریبا از اینجا تا خط پیش روی خط مدافعی ما در حدود 30 کیلومتر است. چقدر نفر زیر اثر مثلا؟ این شما نقطه نظر نظامی گفته نمیزنم. I cannot exactly. پرسنل قابل ملاحظه است. It's a great دفاع کرده بتان از اینجا. To defeat the Taliban troops. Great. It's a great number. Member. All right. Thank you very much. Okay. شما بسیار. مکاتب از تمام مؤسسات باز جامعه جام بار مه مؤسسات کارگری تولیدی کلش فعال است بار پانتون بار پانتون پانتون تیب بلخ یونیورسیتی از جمله مسلکی یک مکتب از ترکیه شماست در اونجا بگو فعال است تمام مطالعه شفاخانه فعال است ترکیه شفاخانه فعال اسکول ان نظر شریف اند اتس کوایت اکتیو سونا کابل دوندوك مینه Bu sefer Kabil'in arka sokaklarına daldık. İşte birkaç tane kahve. Kahve demeyeyim de yani böyle insanların bir araya gelip hafif dini kahve, dini sohbetlerin yapıldığı bir kahve. İşte gidiyoruz camilere giriyoruz falan. Etraf sokakta dolaşıyoruz. Gece kapkaranlık. Hiç incin top oyunu ara sıra silah sesleri böyle bir duyuluyor. Kimse zaten çıkmıyor dışarıya. Ve de bütün bu şeylerimizi... çekimlerimizi yaptık tabii yiyecek falan yani o kadar artık ben çok yemiyorum zaten öyle yerlerde farkındaysanız bu görüntülerde ipincecik bir insanım gencecik incecik ama Atilla çok acıkıyor sürekli yemek yemek ya diyorum bu ne yiyeceksin yani hijyen diye bir şey yok zaten hani bir restoran da yok sokakta yiyorsun şeyde yiyorsun o dönem 96'da ama unutamadığım böyle en steril şey kebap niye ateşte pişmiş et en azından ateşte pişiyor ya adam pis elleriyle alıyor servis yapıyor çatal yok bıçak yok ama İşte Talibanların son karargahı burası Kabil. Kabil'i arkanızda bırakırken yorgunluğu, bıkkınlığı ve arada kalmış insanları da bırakıyorsunuz. Burası Asya'nın, belki de dünyanın en yorgun şehri. Kabil'den ayrılırken ne sesler geliyor aklınıza, ne yüzler ne de sokaklar. Koskoca bir şehir var kafanızda. En eski, en yorgun, en kırılgan şehir. Kabil. Silahların kurşunları hala sıcak yerde duruyorlar. Ne işliyorlar? Tepelerde bir ateş yiyorsunuz. Biz bütün bu söyleşileri bitirdik. İnsanlarla konuştuk, şey yaptık falan. Sonra dönüş vakti geldi. O dönemde 32. günde işte haberci rakipler. Aziz Akyavaş var. Ben kendisiyle 1991 yılında ilk kez 500 bin Kürt Türkiye, Irak sınırına geldiğinde tanışmıştım. Ve de Hakkari'de böyle yaklaşık bir ay geçirmiştik. Ben ses asistanıyım, işte daha fixer'ım o sırada. O da kameraman, çok tecrübeli savaş muhabiri. Sonrasında yapımcı olarak pek çok Suriye Savaşı'nda çok önemli işlere imza atan bir isim. Rakibiz. Yani 32. gün bir gün önce yayınlanıyor. Ertesi günde haberci programı yayınlanıyor. O yüzden biz ikimiz de Afganistan'a gitmişiz ve yani ben eğer yetişirsem biz yayınlanacak yoksa benim bütün o çekimlerim elimde patlayacak gazeteci deyimiyle. Niye? Çünkü onlar daha önce yayınlayacaklar. Malı öldürecekler. Biz öyle deriz yani. İyi şeyi onlar yemiş olacaklar. Gazetecilik hırsı var, heyecanı var. Akşamleyin oturduk işte. Ben Aziz'e anlatıyorum işte. Ya Aziz abi diyorum gittik diyorum. Çatışmada kaldık diyorum. Şunu yaptık. Başka ne yaptınız? İşte şunu yaptık diyorum. Başka bunu yaptık. Ha? Orada da işte böyle yine yabancıların kaldığı bir şey. Alman
evindeyiz. Ondan sonra bana hiç şeyden bahsetmiyor. Yarın da ertesi günde uçakta da yer buldum ben. Yine bir uçak var. İşte o uçağa bineceğiz. Bu sefer ticari bir uçak. Birleşmiş Milletler'in değil. Birleşmiş Milletler'in de bir uçağı gelmiş. Bizim geldiğimiz uçak hala orada alanda duruyor ama bizim bineceğimiz uçak işte $300 veriyorsun. Son paramızı da vermişiz. Biletimi almışız. Başka da para mara kalmamış. Tamam zaten $20'dan bütün paramızı harcamışız. Zaten başka para harcayacak yer yok lojistikten başka. Ve de sabahleyin kalkacağız, gideceğiz ve de yetişiyoruz. İşte İslamabad'a gidiyoruz. Oradan yine Riyad'a gideceğiz. Riyad üzerinden İstanbul'a geleceğiz. Bu arada Mehmet Ali Biran'da arayamıyorum. Uluslararası telefon yok. O sonradan öğreniyorum ki çok merak etmişler. Acaba başımıza bir şey mi geldi, gelmedi mi? O yüzden de bir basın bülteni yazmış, yollamış Mehmet Ali Biran. Eğer Cüneyt Özdemir sağ salim gelirse Afganistan dosyası yayınlanacak 32. günde diye. Bilmiyorlar dönecek miyiz, dönemeyecek miyiz diye. Bu arada annemler de beni Bodrum'da tatilde biliyor. Genelde ben böyle savaş bölgelerine giderken hep şey derdim. Nereye evladım? Ben Bodrum'a tatile gidiyorum. Merak etmeyeyim aramazsan falan diye. Onlara en azından merakı şey yok. Neyse sabah oldu uyandık. Ben havalimanına gittim. Uçak bekliyor kuzu gibi. Biz bineceğiz gideceğiz. Bir sonra iki uçak var. İşte o sonraki uçakta da azizler binecekler. Onlar gidecekler. Ben geldim kapıya. Dedim ki merhaba işte bizim pasaportlarımız. Bu da bizim çalışma kartımız. Adam baktı dedi ki sizin exit vizeniz yok dedi. Dedim ki exit vizesi ne demek? Yani çıkış vizesi almanız lazım dedi. Nereden alacağız dedim. Gideceksin dedi. Şeyden alacaksın dedi. Çalışma Bakanlığı'nın bilmem neresinden. Ben saate baktım. Daha bir saat var. Tam cuma günü. Cuma namazı vakti falan böyle bir şey. Dedim tamam. Hadi Atilla gidiyoruz. Arabaya atladık. Gittik şeye. Cuma namazının var bir şeye girdik işte resmi daire, resmi şey Afgan dairesi böyle gazeteciler, batılı gazeteciler yeni gelenler izin almak için ya da çıkış izni almak için sıraya girmişler. Ben hepsinin önüne geçtim. Adamlar homurdan tabii ne yapıyorsun, excuse me falan, hey man what's going on falan. Ben dedim ki ya pardon uçağım kaçıyor, bir göstermem lazım. Adam da sinir oldu bana oradaki Afgan adam da. Buyur dedi, dedim ki ya bizim dedim exit vizeye ihtiyacımız var dedi. İşte uçak kaçacak dedim hani şey. Yok dedi, ben dedi veremem sana dedi. Niye dedim? İşte dedi veremem dedi. Çünkü bilmem nereden imza alman lazım dedi. Damgası yok bunun dedi. Dedim çıkarttım ben verdim bakın bizim çalışma iznimiz var. Dedi ki bunun tarihi eski dedi. Bu senin mi dedi? Evet dedim. Durda başka bir şey yazıyor dedi. Adam meğerse söylememiş adı yazıyormuş orada. Sen dedi nasıl çalışıyorsun burada 10 gündür dedi. Bu yaptığın yanlış. Dedim boş ver onu ben gidiyorum yani. Hani, tamam neyse şey yapalım mı? Dedi ki işte bilmem nerede adam var. Onun dedi damga vurması lazım. Nerede? Alt katta bilmem nerede. İndim ben binadan alt kata. Alt kata geldim. Adam yok. Nerede? Orada bir tane sekreteri adam var. Herkes adam zaten. Kadın yok. Dedi ki cuma namazına gitti. Dedim ne kadar sürer? 2 saat. Dedim benim öyle bir zamanım yok. Ben gitmem lazım. Bak bu kadar 10 gündür çalışıyoruz. Bunları çektik. Savaşın altında kaldık. Hayatımızı tehlikeye attık. Türk kamuoyu bizden bilgi bekliyor. Dünya kamuoyu bilgi bekliyor. Dedi ki camide ne yapalım dedi. İkinci cuma namazı mı? İlk cuma namazı mı? Ne öyle yani? Kimse de böyle camiden elini kolunu sallayarak girip çıkamıyor. Etrafta bakıyorsun Taliban böyle şeylerle, katyuşalarla böyle caminin duvarlarında duruyor. Hani şeyde. Dedi ki bana bir gösterir misin rica etsem dedi. Peki dedi. Biz adamla beraber camiye girdik. Atilla bekliyor odada. Girdik. Dışarıda oturmuş adam. Gittim ben yanına çöktüm. Dedim selamünaleyküm. Ben dedim Türk gazeteciyim. Çok acil çıkmam lazım. Senin damgana ihtiyacım var. Dedi ki şu an camideyiz farkında mısın dedi. Dedim evet. Dedi. Dedi çıkarsak bizi öldürürler bunlar dedi. Dedim vallahi çıkmamız lazım. Ben konuşurum dedim. Adam tedirgin bir şekilde tuttum kolundan çıktık. Bir tane Taliban dedi ki nereye gidiyorsunuz dedi. Dedim ya ben Müslümanım bak burada hemen damga vuracak gelecek yetişeceğiz bilmem ne yapacağız. Onu hallettik geldik damgayı vurdu. Git ben yine aldım oradan teşekkür ederim. Gittim adam sıraya gir diyor bilmem ne yap diyor. Gittim şikayet ettim adam ya dedim bak bu bana bir engel oluyor bilmem ne yapıyor. Peki de bir sürü uğraştık bilmem ne yaptık aldım ben pasaportu. Çıktım uçağı gördüm ben. Kalkmış gidiyor. Dedim eyvah yaldık kaldık yani Afganistan'da kaldık paramız yok. Uçak yok. Arabaya binsek arabaya verecek paramız yok. Zaten Riyad uçağını kaçırıyoruz. Yani Peşaver üzerinden gidersek 18 saat fark ediyor. Hayatımın en çaresiz, en kötü anlarından bir tanesiydi. Ne yapacaksın? Ne yapalım? Ne yapalım? Dedim havalimanına gidelim. Orada bir uçak daha vardı. Baktım hani belki Azizlerin olduğu ikinci uçağa bineriz. Baktım Aziz gülerek geçiyor. Bindiler uçağa. Zaten uçak full. Yer yok. Bize yer var mı? Yer yok. Yer olsa bile para yok zaten. Ve kaldık. Daha önce şeye gitmiştim bizim büyükelçiliğe. Büyükelçilikteki bir görevli var. Zaten bir görevli vardı. O görevlide de arabasında şeyimiz var. Eski model bir araba. Eşyalarımız var.
Gittik oraya. Bu arada ben bütün Kabil'de şeyde Afganistan'da o zaman cep telefonu yok. Fotoğraf makinesiyle dolaşıyorum. Bir yandan fotoğraf çekiyorum sağa sola. Filmler bitmiş. Atilla'da zaten kasetler bitmiş. Her şey bitmiş durumda. Yani makinalarımız boş. Bir şey çekecek yani. Kalsak çekecek şeyimiz de yok. Malzememiz de yok. Dedim ki yani ben dedim bunu takıyorum. Sen dedim kamerayı tak. Ve dedim tam gazeteci gibi gözükmemiz lazım. Orada Birleşmiş Milletler'in uçağı duruyor. Bizim geldiğimiz şeyde Alman heyet hala Kabil'deler. Dedim ki geçebilir miyiz, geçemezsiniz. Kapıda duruyoruz. 100 metre var uçakla aramızda. Peki dedim ne olacak? İşte dedi birazdan buraya heyet gelecek. Gidecek dedi. Peki dedim beklemeye başladık. Birazdan bir saat sonra falan heyet geldi. Kapıda yavaşladı. Ben bağırmaya başladım. Sir help us, help us, yardım edin bize. Biz Türk gazeteciler burada kaldık bilmem ne oldu falan. Adam şaşırdı yani. Ben böyle bir yandan fotoğraf çekiyormuş gibi falan yapıyorum. Film yok, bir şey yok ama. Ondan sonra adam şaşkın içinde içeriye girdi. Biz hala bağırıyoruz. Yardım edin, yardım edin. Biz burada kaldık Türk gazeteciler. İngilizce bağırıyorum. Adam böyle yaptı. Böyle yapınca bak dedim bizi çağırıyor yani. Birleşmiş Milletler temsilcisi falan. Açtı kapıyı, ben koşarak girdim. Atilla da arkamdan koşarak geliyor. Sanki çekiyormuşuz gibi yani. Gittik oraya, dedim ki düştük ocağınıza. Tabii bunu İngilizce söylüyorum. Vallahi biz kaldık burada dedim. Bizi götürmezseniz bizim buradan çıkış ihtimalimiz yok. Yani Afganistan'da kalıyoruz yani. Türkiye Büyükelçiliği'nde zaten bir tane hizmetli var. Başka Türk yok yani şeyde. Adam dedi ki bir dakika dedi, pilota sorayım dedi. Pilota sorduk, gelebilirler mi? Tamam gelebilirler dedi. Bedava. Birleşmiş Milletler uçağı. Biz büyük bir zevkle bindik. Bindik ama Atilla'ya dedim ki Atilla sen dur, ben bizim ışık seti var. 10 kiloluk ışık seti dolaştırıyoruz. Afganistan'a getirmişiz. Elektrik yok Afganistan'da. Bir de kasetler var. Kasetler de arabada duruyor. Atilla'yı oraya bırakıyorum ki hani bizi bırakıp gitmesinler diye. Uçağın içine koydum. Ben 100 metre koşarak gittim. İşte sarıldık adamla. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Hadi bagajdan alayım. Bagajı açamıyoruz. Açamıyoruz. 1, 3 dedi ki anahtar yok. Açılmıyor dedi. Dedim kusura bakma, yerden bir taşı aldım. Kırdım onu, açtım şeyi. Hakkını helal et kardeşim dedim. Bunu burada bırakamazdım dedim. Aldım onları koşarak. Uçağa bindim. Uçağa bindik. Tabii bir heyecanımızı attık. Kalktı böyle uçak. Oh be dedim ya, kalktık. O sırada tabii ki gazetecilik şeyi durur mu? Ve şey, Birleşmiş Milletler temsilcisi daha yeni görüşmüş şeyle Taliban'la ne olacağını anlatıyor. Biliyor yani. Onu bildirmeye dünyaya gidiyor. Dedim ya bir söyleşi yapabilir miyiz? Tabii ki dedi. Bir de onun söyleşisini yaptık. Şahane bir dosyayla geri döndük. When will the peace come to Afghanistan? How do you see? Can you give a date? 1 year later, 2 years later? My dear sir, I have of course in my agenda a specific day fixed with red ink where it says peace will come, but I will not show it to you. Nobody can say if it will take months, nobody can say. But this cannot discourage me and nobody of goodwill. Don't you worry about the Islamic fundamentalism, because they have already forbidden the women to go out, to go to the work, to go to the schools, even the hospitals. Yes. And they believe you. I was at the press conference today, and they say that we believe God and then the United Nations, nearly all words start like this. What do you think about the human rights? I mean, don't you worry about the Islamic fundamental issue in the near future? The human rights issue and the gender issue is a very important one. And since I discuss all important issues with all the parties, and particularly with the Taliban, it is very much and very high on my agenda. You can believe that. Okay, thank you very much. Bugün baktığımda iyi ki gitmişim diyorum. Yani yaşadığım şey hani büyük bir hayat tecrübesiydi. Gazeteci olarak zaten bir gazetecinin kariyerinde her zaman hayalini kurduğu bir şey ama tarihe tanıklık etmek insanı bambaşka bir perspektif kazandırıyor. Farklı hayatları görmek, farklı ülkeleri görmek. İlla zengin, varlıklı olması şart değil. Bu kadar sefil, gergin, savaşın içinde bir dünyayı görmek belki hem yaptığımız işin bize değerini anlatıyor, hem de yaşadığımız hayatların aslında yaşadığımız ülkenin ne kadar değerli olduğunu bize gösteriyor. O yüzden diyorum ki iyi ki gitmiş.